Mevzuga alakadar savollar bo'lsa beringlar do'stlar. Shiyalar Hazrati Ali'ni payg'ambar deb biladimi? Nima degan? Abrorxon degan propul. Mikrofonni bosib gapiring. Telegram. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom rahmatulloh. Telegramda yangi shunaqangi suhbatlar boshlaganda qaysidir birinchi suhbatlar bo'lganda o'sha suhbatni olib borayotgan odam qo'l ko'taringlar savol beradiganlar desa, turgan joyimda bundoq qilibman. Keyin bizda bu bosadigan joyi bor edi ekan. Keyin qarasam qo'l ko'targan turibdi. Ajoyib bo'lgan. Xo'p. Ali radhiyallohu anhu haqida, Ali radhiyallohu anhu shikoyatlar payg'ambar deb bilishadi. Yo'q, eshitganman shu payg'ambar deb bilishadi va keyin Ramazon hayitini ular o'qishadimi? Shiyalar deganda shiyalarga umumiy hammasiga loy chaplavorishlik, noinsoflik, adolatsizlik bo'ladi. Shiyalarni turi to'g'risida Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarini Fathul Bori degan asarlarida alohida fikrlarni keltirganlar. Shiyalardan 8 ga yaqin shiyadan Imom Buxoriy hadis rivoyat qiladilar. Va mana shularni keltirib bu odam shiyalardan bo'lgan derkanlar san'at o'laroq shaxslarni o'rganish ma'nosida. Aytadilarki, bir odam shiya bo'lsa va o'zining shiyalik e'tiqodini qo'llab-quvvatlash uchun rivoyat qilmayotgan bo'lsa, ishonchli odam, sodiq odam bo'lsa rivoyati olinaveradi degan va shiyalik ikki turga bo'linadi degan. Bittasi haqiqiy ma'noda payg'ambar alayhissalotu vassalomni u kishining ahli baytlarini yaxshi ko'rish shiya tarafdorligi bo'lsa, bu Abu Bakr Siddiqni adolatsizlikda ayblamasa, Hazrati Umarni haqorat qilmasa, Hazrati Usmonni diktatorlikda ayblamasa, Hazrati Ali'ni fazilatini gapirsa, bu odam to'g'ri ma'noda bizni ham ishimiz shu. Payg'ambar alayhissalom g'odir xumda shuni aytganlar. Ali'ga, ahli baytga e'tibor qaratishga urg'u berganlar. Bu ma'noda hammamiz shiyamiz aslida. Mana shu ma'noda. Ya'ni Hazrati Abu Bakrni xalifalikka haqli, Hazrati Umar u kishidan keyin, undan keyin Usmon, undan keyin Ali deymiz. Va ahli baytni himoya qilish kerak deymiz. Husayn radhiyallohu anhu ni qatl qilgan Yazidni Alloh balosini bersin deymiz. Muaviya radhiyallohu anhu dan tilimizni tiyamiz. Mana shu shiyalik ma'qul deganlar. Lekin shiyalikning ikkinchi ko'rinishi bor, rofizalik. Ikkinchi ko'rinishi ham turlarga bo'linadi. Ularning bittasi aytadiki, Hazrati Ali haqlik edi xilofatga, Abu Bakr, Umar, Usmon undan tortib oldi deyishadi. Bular ahli bid'at, kufrga ketmagan. Siyosiy qarash bu. Ahli bid'at afzal payg'ambar alayhissalotu vassalom tayinlagan sahobalarga noto'g'ri fikr bilan qarayotgan odamlar. Uchinchi toifasi bor, Hazrati Ali radhiyallohu anhuni ilohiylashtirishadi. Bular dindan chiqib ketgan odamlar. Bular ham o'zlariga alaviy, shiyalik nisbatini beradi, rofizalik nisbatini beradi. Ular hatto shu darajada chuqur ketadi. G'urobiy degan toifasi bor, g'urobiylar. Boshlariga qora narsa kiyib yurgan, o'shaning uchun qarg'aga o'xshatishgan ularni. G'urobiy jamoasi Hazrati Ali'ga vahiy kelish kerak edi, Jabroil xiyonat qildi, kelib payg'ambarga o'xshardi. Payg'ambarimizga Ali o'xshardi, Ali qolib payg'ambarga vahiy nozil qildi degan. Bular kufrga tushganligi 100% ittifoq ulamolar ularning kofirligini aytgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuni ommatan shiyalar hozirgi kundagi ayniqsa Isno ashariya, Zaydiya tariqasi bor, ular payg'ambar demaydi. Ilohiylashtirmaydi. Siyosiy qarash bilan Ali haqligida xilofatga deyishadi. Shu gap bilan ular bid'at ahli bo'ladi, lekin kufrga tushmaydi. Ma'qulmi? Ma'qul. Va keyin savolingiz Umar radhiyallohu anhu haqidagi shiyalar sanadida shiya bor, ya'ni o'sha qizini ko'mgan tiriklayin degan. U hadis qanday hadis bo'ladi? Oxot hadis bo'ladimi, hasanmi shu haqida? Yo, Hazrati Umar radhiyallohu anhu haqlaridagi hodisa sanadida shiya emas, faqat shiyalar tomonidan, shiyalar manbasidan kelgan. Sahih sanatlarda birortasida yo'q. Bizda Imom Buxoriy, Muslim, Ibn Moja, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Doriqutniy sunanlarida
İmam Ahmad Musnadları da, İmam Malik Muvatta'ları da, biz bilgen sahih toplamlarda, Sihah-ı Tis'a deyimiz, Sihah-ı Sitte deyimiz, bir ortası Hazreti Umar'ın bu hadiselerde rivayet kılınmaya. Bitti. Abdullah Domla hakkında, Abdullah Domla Umar radıyallahu anh hakkında çıkarken dersliğinde şunu dediğinden işitken. Evet, belki o, şu manada işitken bu seyiz gerek. Lekin aslında bizim sahih toplamlarımızda yok. Onu Şia manbaları da kiltirirken. Şia manbaları da Hazreti Umar'ını obrosuzlantırış için buna kan gepler tarkatırken. Ben bitti cahide İbni Kesir'de kurdum, tafsirde kurdum. İbni Kesir'in tafsirde Umar degen adam o'zini qizini ko'mganligi to'g'risida rivoyat keltirgan. O'sha ta'sirli hodisani keltirgan. U Hazrat Umar emas. U keyingi davrlarda, keyingi zamonlarda kelgan hodisa bu. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni Hafsa degan qizlari bor, ko'mmaganlar. Hazrat Umarni ammalari bor, ko'milmagan. Hazrat Umarni nechta ayollari bor, nechta farzandlari bor, qizlarini hammasi turibdi. Keyin Hazrat Umar Bani Adi qabilasidan. Bani Adi qabilasida bu ommalashmagan, unaqa emas. Arablarning hammasi qizini ko'mardi demaydi ulamolar. Arablarda bir alohida qabilalar bor. Kichkina-kichkina qabilalar, o'sha qabilalarni ko'mardi. Bani Adida yo'q edi u, Bani Hoshimda yo'q edi u. Bani Tamimda bu narsalar yo'q edi, boshqa qabilalar. Va eng mashhur qarshi hujjatlardan bittasi bir odam payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib Cahiliyet paytida 9'da kızını kumgenliğine aitken. Ya Resulallah, ben cahiliyette 9'da kızımı tırıkleyin kumgen, ben bunu keffaratı nime degen. Peygamber aleyhisselam 9'da kul azat kılasan degenler. Ya Resulallah, beni kul azat kılışki küçüm yetmeydi, ben tüya bakarman degen, tüyelerim var degen. Onda 9'da tüyeni kurballık kıl degenler. 9'da tüyanı kurbanlık digen, bana şu rivayetini Hazreti Umar rivayet digenler. Özleri. Ulamalar eytedi. Eğer Umar radıyallahu anh'u farazan cahiliyette kızını kumgen bugen deydi, şu rivayetini kılarken, keyin men ham bitti tüyanı soyup, kumgen kızını evvelce keffarat kıp koydum derdi. Buna ki demeken. Ornu da indi. Ornu. Özü rivayet. Oşan için bu hadiseni sahih imasligini aytgan ulamalar, yana Hazreti Umar'a nisbeten bir adam kegenmiş, hatunudan şikayet kılıp, eşiğini açsa, Hazreti Umar'ın hatunu Umar'a bakır yapkenmiş, bakır çakır kılıp, ye Umar'ın halatı şu bulsa, onu da menge çikar edip kit yetkenmiş, Hazreti Umar çıkıp tohtar, ne mege keldin, ha, hatunundan şikayet kılıp, ha, bunlar bizi kirimizi yuvadı, avukatımızı kıladı, sabır kılamız dedi gelirler, degen rivayet yem keltirişedi. Bu yem mavzu dostlar. Hazreti Umar radıyallahu anhu doğrusundaki bunga o'xshagan narsalarni an'anasi yo'q, uzilgan rivoyatlar. Bobo Murod Abdullaga o'xshagan odamlar o'sha davrda ham bo'lgan. Ular ham og'ziga kelgan gapni gapirib, mana shu din deb tarqatishgan. Ulamolar buni keltirib, bu aslida mavzu to'qima, bu xulosa yolg'on deyishgan. Chunki Hazreti Umarga bunaqangi nisbatni berish to'g'ri emas. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat, Alloh razı olsin.